Hoş hocam, merhaba. Merhaba, sizi şey yapıyorum şimdi, host yapıyorum. Biraz bekleyelim. Tabii ki hocam. Artık sonuna geldik. Şeyde ha, saat tam 4 zaten, benim şey bilgisayarın saatiyle ilgilenmiş, biraz tam 4 zaten, tam 14 şu anda. İsterseniz bir 5 dakika bekleyelim, veya isterseniz yavaş yavaş başlayın Kerem Hocam, nasılsınız? Bekleyelim hocam. Geleceğini bildiğim bazı hocalarım Tamam, bir 5 var. dakika bekleyelim. Tamamdır. Yani veya siz hani sunumu açın, gözüksün sunum. Tamam, 2 dakika geçiyor. Tamam.
Başlayalım mı hocam? Tamam, başlayalım. Buyurun. Öncelikle merhabalar. Co-autorlarım Ali Hoca ile Çağrı Hoca da burada. Belki onlar da dedikleri anda ekleme yapmak isterler. Basit bir şekilde sunmak istedik temel fikirleri. Çok fazla komplike hale getirmeden. Bizim aslında temel motivasyonumuz COVID altında karşı karşıya olduğumuz bazı toplumsal olguları açıklamaya çalışmak oldu. Öyle ki standart bir SAR çerçevesinden yola çıktık. Bu SAR çerçevesinin yanında nüfus dinamiği var. Burada susceptible'lara sürekli bir yeni doğan beslemesi var. Ve doğan herkes ölüyor. Belli bir hızda doğup belli bir hızda ölüyorlar. Fakat diğer yandan hastalığın kendisi de öldürebiliyor. Yani buradaki B doğum oranı, mu ölüm oranı, sigma ise hastalık dolayısıyla yaşanan ölümler. Böyle bir çerçeve, böyle bir transfer diyagramımız var. Burada X, Y, Z susceptible, infected ve recovered seviyesini gösteriyor. Yani sayısını gösteriyor. Burada yalnız incidence terimi, kontak terimi sabit değil. Beta ile sabit alınmamış. Onun yerine toplumda salgının yarattığı bir davranış etkisine bağlı olarak düşünülmüş. Onu da ya sanırım bir sonraki slide'da açıklayacağız nasıl evrildiğini. Bir şey sorabilir miyim? Tabii hocam, buyurun. Sigma hastalıktan ölümlerdi değil mi? Doğrudur, hastalık sebebiyle olan ölümler. Şeyden ayırıyorsunuz onu. Recovered olan Z'den. Yok, sadece infekt olanlar ölüyor. Hastalık sebebiyle. Evet. Tamam. Çünkü bizim şeyde ayrımını yapmıyoruz. Yani hastalıktan öleni iyileşmişler grubuna, R grubuna girmiş gibi düşünüyoruz. Ama hiçbir şey fark etmez model açısından. Burada ben nüfus dinamiği var. Nüfus sabit kalmıyor. Hastalıktan ölüm olmuyor. Mü öyle, evet. Mü'ler tamam. Mü'ler tamam, sigma. Tamam. Aynı şey, evet. Yani B mü'ye eşit olsaydı dahi bir nüfus dinamiği gelecekti. Tamam, tabii. Burada bu standart SAR çerçevesi altında aslında standart denklemlerimiz var. Bu epidemiyoloji salgın literatüründe İnsan hastalıkları işte şöyle modellenir, hayvan hastalıkları böyle modellenir diye farklı yaklaşımlar var. O detaya pek fazla girmek istemiyorum ama biz bu tip bir modeli tercih ettik. Buradaki transfer diyagramını aslında bir diferansiyel denklem sistemine dökmüş olduk. Burada dikkat edilmesi gereken nüfusun sabit kalmadığı. Çünkü bütün terimleri topladığımızda elimizde B eksi mü'den ayrı olarak bir de böyle bir terimin kalıyor olması. Dolayısıyla B mü'ye eşit olsa dahi nüfusun sabit kalmadığını, bir sistemin bir popülasyon dinamiği barındırdığını görüyoruz. Şimdi peki bu kontak meselesini nasıl ele alıyoruz? Öncelikle bizim P diye bir değişkenimiz var. Bu P diye değişkenimiz toplumdaki davranışı modellemek için kullandığımız aslında ad hoc bir değişken. Bu toplumun ne kadar güvenli, popülasyonun ne kadar güvenli hareket ettiğini ölçen bir değişken. Toplumda güvenli oynama seviyesi diyebiliriz. Öyle ki bu aslında bir agent-based model değil. Belki mean field model diye tarif edebiliriz. Öyle ki burada ajanlar şeye bakıyor. Yani agent-based olmadığı için aslında doğru bir ifadede bulunmuyorum ama öyle yorumlayabiliriz. Ajanlar infekti sayısına bakıyor. İnfekti sayısını gözlemlediğin nispette safe oynamaya, güvenli oynamaya, maske takmaya, kendilerini izole etmeye eğilimine giriyorlar. Fakat diğer yandan bu davranışın kendisi bir süre sonra unutuluyor.
Belki işte maske takmak sıkıntı yaratıyor. Yeter artık pandemi kısıtlamaları, biraz dışarıda gezelim demeye başlıyorlar. Bu iki faktör Q ve Delta parametreleriyle modelde modellenmiş. Yine COVID'e özgü olarak burada bir zaman gecikmesi terimi var. O da bunu biz raporlama gecikmesi olarak düşünebiliriz. Bugün hastalığı kapsanız ve hastalığı yaymaya başlasanız, işte semptom göstermeniz ve hasta olarak damgalanmanız arasında bir vakit geçiyor. Yani bu biz biraz toplumsal bir SIR modeli ortaya koymaya çalıştık. Şöyle düşünebiliriz. Model iki kısımda oluşuyor. Bir kısımda belki de gerçek sayıları gözlemlemediğimiz bir salgın dinamiği var. Gözlemleyebildiğimiz andan itibaren de popülasyonun nasıl davrandığı işin içine giriyor diye düşünebiliriz bunu. Şimdi bu P parametresi değiştikçe toplumdaki kontak oranı buna uygun olarak değişiyor. Şöyle ki bir riskli oynayanlarımız var. Onların betaları var. Toplumdaki herkes riskli oynasaydı, risk almayı sevseydi tabiri caizse, maske takmaktan sakınsaydı onların incidence rate'leri beta R ile gösterilmiş. Toplumdaki herkes safe oynasaydı, bu farklı bir toplum karakterize edeceği için oradaki kontak oranı daha farklı olacaktır. O da beta S ile gösterilmiş. Bu P değiştikçe aslında burada bir ağırlıklı ortalama işlemi yapıyoruz. Bu beta R ile beta S arasında değişen oranlarda elimizde beta var. Incidence rate var. Biz bu incidence rate'i bu şekilde modellemek istedik. Literatürde her ne kadar bu sunumun başlığında awareness, epidemic awareness ifadesi kullanmış olsam da aslında görece çok fazla makalenin olduğu bir epidemic awareness literatürü var. Bu çalışma oradan sapıyor şu anlamıyla. Burada ortaya koyduğumuz mekanizma tamamen özgün bir mekanizma. Bizim ortaya attığımız bir mekanizma. Bir şey soracağım. Dile hiç olmasaydı da geçerli değil mi bu? Yani betanın değişken olması. Tabii dile olmasaydı da aynı çerçeveyi yani kullanabilirdik. Aslında P'yi de dinamiğinize dahil edebilirsiniz. Öyle tam olarak onu yapacağız zaten. Şimdi 3'e 3 sistem 4'e 4'e çıkacak. 4'e 4 sistem olacak. Evet. P'yi de katınca. Şöyle dileği şunun için koymak istedik. Biliyorsunuz COVID'in başından beri şey çok tartışıldı. İşte hükümetler rakamları doğru açıklıyor mu, az mı açıklıyor, çok mu açıklıyor meselesi çok tartışıldı. Biz aslında bir fikri egzersizden yola çıkarak bu modeli yazdık. Şöyle ki herkes her şeyi doğru açıklamak isteseydi dahi ya da açıklasaydı dahi acaba bu sizin de hafta boyunca bahsettiğiniz birden fazla pik görülmesi durumuyla karşı karşıya kalabilir miydik? Bizim temel motivasyonlarımızdan biri buydu. Bir diğeri çok sık gözlediğimiz bu raporlama gecikmesi mevzu. Yani hastalığı, virüsü kapıyorsunuz, yaymaya da başlıyorsunuz. Fakat semptomları daha sonra gösteriyorsunuz. Bunun etkisini incelemekti. Bir diğeri de şunu gözlemledik ki, İşte bir kuş popülasyonunda salgın yayılımı gibi olmadı insan popülasyonunda salgın yayılımı. İnsanlar tedbirleri uygulamak istedi, istemedi. İsteyenler istemeyenlere kızdı. Belki de salgın hastalıklar konusunda siyasi olarak belki şu söylenebilir. Siyasi dinamikler anlamında söylüyorum. Şu söylenebilir. Bir tarafta elinde icra yetkisi ve gücü olmayan sağlık otoriteleri var. Bir tarafta da icra gücü olan merkezi hükümetler var. Bunlar zaman zaman çeliştiler. Biliyorsunuz Amerika'da bu Fauci ile Trump arasındaki kavga çok gündem oldu. Sürekli kendi aramızda konuştuğumuz mevzu şuydu. Acaba kendilerinin fikirlerinin çok fazla dikkate alınmadığını düşünen sağlık otoriteleri
durumu olduğundan daha mı ciddi göstermeye çalışıyor? Ki böylece en azından düşük seviyede tepki veren işte siyasi otorite sahipleri bir nebze şey yapabilsin gibi. Bu tip çeşitli oyunlar mümkündü, tasarlamak mümkündü. Biz oralara girmedik. Çok dediğim gibi soyut, indirgenmiş bir modelle bu birden fazla fik görme hikayesini anlamaya çalıştık. Çok temel bazı COVID'e özgü ya da toplumsal ilişkilere özgü değişkenleri hesaba katarak, parametreleri hesaba katarak. Pardon, yine bir şey soracağım. Şimdi gecikme dediğiniz, yani hastalığın farkında olmama durumu, bu aslında şey değil mi? Yani expose durumu katarak şeyin içine katılamaz mı? O da mümkün. Şimdi şöyle ya zaten hani expose durumu kuluçka süresi o zaten. Yani semptom göz, yani kendisi, ha yok sizin dediğiniz farklı. Yayıyor ama yaydığının farkında değil. Evet, yayıyor ama yaydığının farkında değil. Evet, konuşuldu COVID sırasında. Doğru. Bir de şunu ayırmaya çalıştık. Şimdi bu epidemiyolog, ben iktisatçıyım. Biz yani üçümüz de iktisatçıyız. Bu salgın döneminde şu ortaya çıktı ki iktisatçıların salgına bakışıyla matematikçilerin ve epidemiyologların bakışı bundan çok farklı. Bizim dikkate aldığımız çok farklı toplumsal ilişkiler var. Burada şunu ayırmaya çalıştık aslında birbirinden. Şuradaki üç tane salgın değişkeni kendi içinde hareket ediyor. Evet. Ama toplum gözleyebildiği kadarıyla buna bir tepki veriyor. Bu ikisini birbirine ayırmaya biraz da çalıştık. Devam edeyim mi? Tabii buyurun. Şimdi böyle bir model aslında 4'e 4 bir sistem. Sizin de dediğiniz gibi zaman gecikmeli 4'e 4 bir sistem bu. Çok da karmaşık bir sistem. Bu modeli nasıl inceleyebiliriz diye düşündüğümüzde ilk dikkatimizi çeken şey nüfus dinamiği oldu. Onu elimine etmenin bir yolunu bulmamız gerekiyordu. Onun için de seviye şeklinde değil de, x, y, z şeklinde değil de oran şeklinde değişkenlerimizi tanımlayarak yola devam ettik. Bu susceptible, nüfus içindeki susceptible oranı, infected oranı ve recovered oranı, x bölen, y bölen, z bölen. Bu şekilde bir değişken değişikliği yapınca da bizim 4'e 4 sistemimiz, s artı i artı r'ın hep 1 olduğu bu zaman gecikmeli diferansiyel denkleme dönüştü. Kabaca çalıştığımız sistem bu. Tekrar bir özetlemek icap ederse, bu aslında basit SIR framework'ünden, çerçevesinden tek farkı, bir sosyal kontak oranı eklememiz modeli. Bu sosyal kontak oranı tabiri caizse, onun da bir zaman gecikmeli gözlemeyle sisteme dahil olması. Şimdi burada matematikçilerin çok sevdiği bazı tanımlamalar yapmak lazım. İşte bu zaman gecikmeli diferansiyel denklemin yeterince iyi tanımlı olması, çözümlü olması vesaire için tabii başlangıç koşullarını vesaire tanımlamak lazım. O işi burada yaptık. Negatif olmayan başlangıç fonksiyonlarımız var. S, I, R ve P için. Adi diferansiyel denklemlerden farklı olarak zaman gecikmeli diferansiyel denklemlerde bize tek bir noktada başlangıç koşulu değil, bir başlangıç fonksiyonu sıfırla eksi tau arasında bu S, I, R ve P'nin başlangıç fonksiyonları gerekli. Onları da düzgün bir çerçeve oturtabilmek için bu şekilde tanımladık. Ve bu andan itibaren de çeşitli bulgularımız oldu. Öyle ki yine literatüre, temel metinlere referans vererek bu sistemin biricik çözümü olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine literatüre referansla oradaki temel teoremleri, ispatlanmış teoremleri kullanarak pozitif invariance, yani negatif olmayan bütün başlangıç fonksiyonları için negatif olmayan birinci
kısımda kaldığımızı gösteriyoruz. Peşinden sistemin bounded olduğunu, zaten S, I ve R popülasyona ait değişkenler. Onlar hep sıfırla bir arasında olmak zorunda ama P'nin de bounded olduğunu yine çalışmamızda gösteriyoruz. İş bu halde bizim bunun Türkçesi nedir bilmiyorum. Atraksiyon domainimiz. Çok kötü ifade ettim. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bütün bu bölgede başlayan bütün çözümler bu bölgenin içinde kalıyor. Bununla beraber peki denge noktası ve bu denge etrafındaki yerel dinamikler nasıl şekilleniyor? Ona bakmak için de tabii ki denge denklemlerine ve Jacobi'ne bakmak gerekiyor. Bir şeyi hemen klasik SAR modellerinde hep yapıla gelen şey, bu sistem 4'e 4 gözüküyor ama burada aslında R decoupled. Dolayısıyla bu sistem aslında 3'e 3 bir sistem. Dolayısıyla biz burada denge denklemlerini 3'e 3 olarak yazdığımızda bizim denge denklemlerimiz bu şekilde oluşuyor. Bu denklemleri çözen S, I, P üçlüleri bizim denge noktalarımızı oluşturuyor. Bu noktalarda da Jacobi'ni bu şekilde ifade etmek mümkün. Şimdi burada görüyorsunuz bir sürü parametre var. Çok karmaşık bir dünya burası. Biraz stilize etmek gerektiğinde şunu görüyoruz. Öncelikle disease free equilibrium dediğimiz hastalığın olmadığı denge noktası bu denklemleri çözüyor. Hastalık olmadığı için de kimsenin riski kimsenin güvenliğini safe oynamasına gerek yok. Dolayısıyla herkesin risk oynadığı ve hastalığın olmadığı 1-0-0 denge noktası bir denge noktası olarak ortaya çıkıyor. Bu denge noktası R0'ı bu şekilde tanımladığımızda R0 birden küçükken locally asymptotically stable, aksi halde de unstable olduğu ortaya çıkıyor. Bunu görmek için bu denge noktasında Jacobi'ne bakmak yeterli. Bu denge noktasında Jacobi'ne bakıp eigenvalülere baktığımızda bu R0'ın bu şekilde kullanılabileceğini görüyoruz. Şimdi burada R0'ı tanımlarken onu yorumlamak icap ederse şunu söyleyebiliriz. Bu R0 bu Jacobi'nin eigenvalüsünden geliyor ama aynı zamanda şu ilişkiden de görülebilecek bir R0. Burada bakın hasta olan bir birey toplumda kimse hasta değilken, yani disease free equilibrium anındayken hasta olan birini düşündüğümüzde o ne kadar süre hasta kalıyor? Gamma, sigma, b, 1 bölü gamma artı sigma artı b kadar süre hasta kalıyor. Ve bu hasta kaldığı süre boyunca bu hastalığı yayma olasılığı herkes risk oynadığı için ve P 0 olduğu için beta R. Dolayısıyla bu şekilde bakarsak da hasta olan bir kişinin kimse hasta değilken hastalığı kaç kişiye yaydığı sorusuna bu şekilde cevap vermek mümkün. Bunu uzun uzun açıklamak istedim. Çünkü burada neden beta S yok sorusunun cevabı herkes sağlıklı, kimse hasta değil. Dolayısıyla herkes riski oynuyor. Dolayısıyla toplumda güvenli oynayan olmadığı için onun R0'da yer almaması gayet makul. Diğer yandan endemik dengeye baktığımızda işler biraz karışıyor. Çünkü bu üç denklemi I 0 değilken çözmeye çalıştığımda karşıma böyle çirkin bir üçüncü derece polinom çıkıyor. Biz bu üçüncü derece polinomun her zaman şu aralıkta bir çözüm olduğunu gösterdik. Yani bir endemik dengenin varlığını çalışmamızda gösteriyoruz. Dolayısıyla elimizde bir hastalık olmayan dengeyle endemik denge mevcut. Peki ilk akla gelen soru şu, bu endemik denge stabil mi? Bu endemik dengeyle ilgili ne söyleyebiliriz? Biz bunun için bunları analitik olarak söylemek çok zor. Bu kadar fazla parametrenin olduğu bir dünyada. Hele ki her ne kadar üçüncü dereceden polinomların
köklerini açık bir şekilde bulabiliyor olsak da şeyin o açık ifadenin ne kadar çirkin olduğu ortada. Yani matematiksel olarak oradan analitik çözümler bulamama ihtimalimiz çok yüksek. Bunu aşabilmek için de şöyle bir nümerik yol izledik. Dedik ki şimdilik dedik zaman gecikmesi olmasın bu modelde. Böyle bir durumda zaman gecikmesinin olmaması denge noktasını değiştirmiyor. Fakat acaba bizim sistemimiz stabil mi? Endemik dengemiz stabil mi? Ona bakalım. Şunu yaptık. Parametreleri çeşitli değerler arasında değiştirdik. Ve her bir parametre kombinasyonunda bu sistemin öz değerlerini çizdirdik. Ve gördük ki her zaman stabil alanda kalıyor bu öz değerler. Bazen reeller, bazen imajinerler ama her zaman stabiller. Pardon. Bu nümerik egzersizle şunu söylemiş olduk aslında. Zaman gecikmesi olmadığı durumda endemik denge her zaman stabil. Peki zaman gecikmesi varsa o zaman karşı karşıya kaldığımız karakteristik denklem biraz karmaşık. Şöyle ki bu tip polinomlara quasi polinom adı veriliyor. Çünkü bu bir polinom ve üstel terimden oluşan bir başka bir polinom çarpı üstel terimden oluşan oldukça transendantal bir denklem. Öyle ki buradaki parametreler bile gördüğünüz gibi hem çok fazla değişkene bağlı hem de bizim açık olarak bulamadığımız denge noktası değerlerine bağlı. Peki bu karakteristik denklemi nasıl çalışabiliriz? Biz yine bunun için bir nümerik egzersiz yaptık. Ve bu nümerik egzersiz sonucu şu soruyu sorduk. Acaba bu delay parametresinin pozitif değerleri için stabilite kaybı söz konusu mu? Stabilite kaybı söz konusu mu? Sorusunu sorduk. İlk bulgumuz şu oldu. Beta R parametresi ile tau parametresi yani delay arasındaki bu grafik, buna biz stability chart adını veriyoruz. Buradaki en solda gördüğümüz koyu mavi renk bütün eigenvalülerin. Bu arada bir dipnot ileteyim. Bu tip bir quasi polinomun sonsuz tane kökü var. Sonsuz tane kökü var ama biz quasi polinomların şöyle özellikleri olduğunu biliyoruz. Bu köklerin bazıları unstable olabilir. Fakat bu kök sonsuz tane kökün sonsuz tanesi negatif kısımda genellikle. Yani kuyruk diyeyim ona o kısma. Çünkü eigenvalue uzayında sağ tarafa gittikçe şeyler, reel kısımlar küçüldüğü için onlar aslında etkisiz kökler tabiri caizse. En sağdaki kök yani unstable olma adayı kök unstable olabilir. Stabil kararlı olmak zorunda değil. Fakat hepsi, bütün kökler, bu sonsuz tane kökün tamamı stabil de olabilir. Nitekim mesela burada küçük zaman gecikmeleri için beta r ne olursa olsun köklerin tamamının stabil olduğunu ya da mesela şu kısımda köklerin tamamının stabil olduğunu görüyoruz. Bu koyu maviden bir ton açık maviye geçtiğimizde iki tane kök stabilite kaybediyor. İki tane kökün stabilite kaybetmesi demek, aynı anda iki tane kök stabilite kaybediyorsa bunlar demek ki imajiner kökler. İmajiner ekseni geçerek stabilite kaybediyorlar demektir. Bu da literatürde çok fazla bilinen ve kullanılan Hof bifurkasyonu dediğimiz fenomenle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Aynı anda iki tane kök stabilite kaybederse kaotik davranışlara geçiş olarak nitelendirilen işte sürekli periyodik döngülerin varlığı vesaire bu Hof bifurkasyonu ile gösteriliyor. Dolayısıyla bu üzerinde 2 yazan sınır bizim Hof sınırımız.
Ama burada daha da ilginç bir şey görüyoruz. Biraz daha ilerledikçe, mesela atıyorum beta-R 4 iken sağa doğru gittikçe, bu zaman gecikmesini arttırdıkça daha da fazla stabilite kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu, işte burada 4 tane kökün kararsız olduğunu, dolayısıyla buradan buraya geçerken 2 tane daha kök kararlılık kaybediyor diye bu şekilde bu stabilite chart'ını elde etmek mümkün. Şimdi dediğim gibi temel meselemiz acaba zaman gecikmesinin kararlılık kaybı üzerine etkisi. Onun için teker teker diğer parametrelerde benzer egzersizler yaptık. Mesela bu beta S için benzer bir egzersiz. Yani güvenli oynayanların betası. Orada yine bir pozitif zaman gecikmesi var ki kökler stabilite kaybedebiliyor. Hakeza burada ilginç sonuçlardan bir tanesi Q ile tau arasındaki stabilite chart'ı oldu. Kararlılık diyagramı oldu. Çünkü burada daha da ilginç bir fenomen gözlemliyoruz. Bakın şu noktada, bu tabii nümerik bir egzersiz olduğu için biz bu kartezyen düzlemi gridlere bölüyoruz ve o gridlerde hesaplama yapıyoruz. Yani bunlar continuous değil. Ancak şeyiniz step size'larınız, adımlarınız çok küçük olursa burada böyle dalgalı değil de düz bir ilişki görebiliriz. Şimdi bakın burada şurada bir atlama var. Burada ilginç olan şu koyu mavi, mor dediğimiz alan ile onun 2 ton açığı olan şu alan arasında sanki bir geçiş var gibi. Ona ben biraz daha precision'ı arttırıp baktığımda şunu görüyorum. Şu koyu maviden sarıya geçiş. Bakın burada ne oluyor? Aynı anda 4 tane kök stabilite kaybediyor. Aynı anda 4 tane kök, 4 tane imaginary kök stabilite kaybediyor. Bu yine literatürde double Hopf ya da Hopf-Hopf bifurkasyon olarak bilinen bifurkasyon oluşturuyor. Bu da ilginç bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Ve bunun birden fazla yerde karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Burada, 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 burada. Hopf-Hopf bifurkasyonu olduğunu görüyoruz. Yine bu sefer sigma ile, yani hastalığa bağlı ölüm oranıyla kararlılık diyagramı çizdiğimde çeşitli kararsızlık adacıkları olduğunu, fakat genel olarak bir kararlılık olduğunu görüyorum. B ile aynı egzersizi yaptığımda, gamma ile aynı egzersizi yaptığımda, delta ile aynı egzersizi yaptığımda benzer sonuçlar görüyorum. Biz bu bizi pek tatmin etmedi. Şu bakımdan tatmin etmedi. Yani literatür anlamında tatmin edici sonuçlar bunlar ama bu grafikleri çizdirmek için burada 8 tane parametre var. O 8 tane parametrenin 7 tanesini sabitlemem, zaman gecikmesi hariç 8 parametre var. 7'sini sabitlemem gerekiyor. Geriye kalan 8. ile zaman gecikmesi arasında bu chart'ı çizdiriyoruz. En azından dedik bunu bir 3 boyutlu hale getirelim. Ve beta R, Q ve tau arasında böyle 3 boyutlu bir stabilite diyagramı çizdirdik. Burada bakın en sağdaki şu mor ile gösterilmiş düzlem, tam da düzlem değil bunun. Nasıl bir matematiksel obje denir buna? Türkçe ismi söyleyemedim. Sınır diyelim. Bu sınır. Bunun solundan sağına geçtiğimizde 2 tane kök stabilite kaybediyor. Hakeza maviyle, şu arada maviyle gösterdiğimiz 1-2 tane daha, yeşille 1-2 tane daha şeklinde 3 boyutlu bir stabilite diyagramı elde ettik. Yani bu sınırları her geçtiğimizde 2 tane kök stabilite kaybediyor. Bunu çizdirdikten sonra bir önceki bulduğumuz chartlarla uyumlu mu diye bakmak istedik. Burada mesela şu charta bak, ilk çizdirdiğimiz charta baktığımızda aynı parametre kombinasyonunu kullanıyoruz. Yalnız burada Q'yu fixlemişiz 1.62'ye. Q'yu 1.62'ye fixlemek demek, Q 1.62 olduğunda buradan bir dilim almak demek.
O dilimi de bakın şöyle, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Q'nun 1.62 olduğu yerdeki dilim, şu ortadaki dilim. Orada iki boyutlu stabilite chartımızla örtüşüyor. Bu sayede mesela farklı Q'lar için de stabilite chartlarını tek bir hamlede görmüş oluyoruz. Bu egzersizi bir adım ileri götürürsek, ben ille dilimi Q'ya göre kesmek zorunda değilim. Mesela beta R'a göre dilimler oluşturduğumda, beta R 1.5, 5 ve 10 iken bu stabilite chartlarını elde ediyormuşum. Şimdi iyi güzel bu stabilite chartlarını niye elde ettik? Hangi soruyla başlamıştık? Birden fazla pik elde edebilir miyiz? Birden fazla pik elde etmek ne demek? Periyodik dinamik var mı? Periyodik dinamik nasıl ortaya çıkabilir? İşte bir adi olabilir tabiri caizse. Şu anda uydurdum. Yani zamanla yok olabilir. Ya da sürekli kalıcı olabilir. Bizim limit cycle adını verdiğimiz, limit döngüsü adını verdiğimiz sürekli kalıcı olabilir. Bu Hof bifurkasyonu da sürekli kalıcı cycle'ların ortaya çıkması, ortaya çıktığı parametre kombinasyonlarını bize gösteriyor. Yani ben rastgele parametreler alıp sistemin çözsem, time pit'ini, zaman patikasını bulsam, o zaman çok şanslı olmam lazım ki bana işte bu limit döngüsü veren, sonsuza kadar periyodik bir şekilde ilerleyen bir parametre kombinasyona denk geleyim. Onun yerine şanslarımı arttırmak için bu stabilite chart'a bakıp örneğin neyi seçebilirim? Hof sınırı üzerinden bir parametre kombinasyonu seçebilirim. Onu yaptığımda da bunu son dakikada ekledim. Onun için şu lejantini yazamadım. Ama aslında şu chart'ta şu noktalardan birini seçtim. Ve MATLAB'ın DD23 zaman gecikmeli diferansiyel denklem çözücüsüyle çözdürdüğümde bu time path'i elde ediyorum. Bu zaman patikasını elde ediyorum. Bu zaman patikası da bana neyi söylüyor? Burada mor ile gördüğümüz P, yani toplumda güvenle oynama oranı. Mavi ile gördüğümüz S. Şunlar da R ve I'lar. Dolayısıyla bir limit cycle'ın olabilirliği. Zaman gecikmesi altında bir limit cycle olabilirliği. Bu derste çok fazla konuşulmadı ama bunu böyle time path çizdirmek yerine faz diyagramı çizdirmek de mümkündü. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aslında bu şeyin kabaca ortası, bu ovalin şuradaki boşluğun ortası steady state. Ben steady state'den biraz sapacak şekilde başlattım diferansiyel denklemimi. Şurada ucu kuyruk gözüküyor. Oradan başladığında aslında şunun merkezi steady state P değeri. Şurası steady state S değeri. Şundan biraz saptığımda şurası, şu kuyruk beni nereye götürüyor? Dolaşıp dolaşıp şu limit cycle'a, bu sonsuz döngüye bindirdiğini görüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşmaydı. Sağ olun. Gerçekten çok ilginç. Burada ben bir iki şey sormak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi siz zaman gecikmesini şeyde aldınız. İnformasyonda aldınız değil mi sadece? Doğrudur. Tamam. Bir de hem nüfus dinamiği hem şey koydunuz. O da doğru. Biz tabii buna başlarken... Nüfus dinamiği hiç olmasaydı da şey olmayacak mıydı? Yani burada nüfus dinamiği hiç olmasaydı da şey olacaktı değil mi? İnformasyona bağlı olarak bir şey değişecekti. Beta dolayısıyla R0 değişecekti ve şey olacaktı. Dalgalanmalar olacaktı. Şimdi bu grafik bana aslında öyle olmadığını söylüyor. Çünkü sigma sıfırken dünya stabil. Dalgalanma olabilirdi ama periyodik limit cycle şeklinde değil. İşte zaten
tamam, onu demek istiyorum. Zaten limit cycle istemiyoruz aslında. Yani eğer nüfus dinamiği yoksa limit cycle beklemiyoruz. Yani COVID gibi bir hastalıkta limit cycle değil de dalgalanmayla sönümlenme bekliyoruz, değil mi? Ha, dalgalanmayla sönümlenme olabilir. Bu onu elemiyor. Çünkü onu elemediğini şuradan biliyoruz. Zaman geçmesi yokken dahi imaginary kökler var. İmajiner kökler olduğu için damped oscillation, yani zamanla yok olan osilasyonlar gözlemleyebiliriz tabii ki. Fakat şeyi söyleyeceğim, şunu vurgulayacağım. Burada sigma sıfırken bir her şey stabil, bütün kökler stabil sıfırın çevresinde. Fakat işte bu stability chartların şöyle bir tıkızlığı var. Sadece şu parametre kombinasyonları için. Yani ben dediğiniz etki için buna bakarak şey diyemem. Ya evet, sigma sıfırken olsa olsa damped oscillation vardır diyemem. Belki başka bir parametre kombinasyonu, geri kalan parametreleri başka şekilde ayarladığımda belki şey, stabilite kaybı gözlemleyeceğim. Örneğin şurada olduğu gibi. Ama yani ilginç bir soru. Çünkü nüfus dinamiği olmasaydı, sigma sıfır olsaydı ve beta ile mu'yu da eşitleseydik, o zaman bir nüfus değişimi olmazdı. O zaman tabii dünya daha kolay bir dünya. Acaba o zaman delay tek başına, zaman geçmesi tek başına mesela periyodik limit cycle için yeterli olur muydu? Açıkçası ona bakmadık. Çünkü biz bu modeli kurgularken kafamızda hep şu soru vardı. Bir COVID modeli yazalım. Bir COVID modeli yazalım. Dolayısıyla da olabildiğince COVID dünyasına ilişkin özellikleri modele eklemek istedik. Yani buradaki zaman gecikmesi, COVID'e bağlı ölüm olması, işte bazılarının risk almayı sevmesi, bazılarının sevmemesi. Yani ne kadar ad hoc bir model de olsa COVID dünyasına dair bir model yazmak istedik. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu konuda sizinle daha sonra tekrar konuşmak isteriz. Çünkü biz de hani bu dalgalanmayı açıklamak için bu insanların hani betanın azalıp çoğalmasını bir şekilde dinamik katmak istiyorduk. Daha sonra sizden görüşürsek çok yararlanacağız. Çok teşekkürler. Başka sorular var mıydı arkadaşlar? Biz de çok sevindik. O zaman isterseniz bir 15 dakika ara verelim. Uğur hocamızla şeyde devam edelim. Saat 3 diye ilan etmiştik. Dediğimiz saatte şeylerin başlayalım. Bir dipnot ekleyeyim. Tabii, buyurun. Yani geçtiğimiz, takip ettiğim kadarıyla ki yakından takip ettim aslında. Evet. Sizin daha çok kaygınız şu oldu modelleme yaparken. Bir dataya fit etmek, işte parametreleri ortaya çıkarmaya çalışmak. Evet. Bu tip, yani içinde zaman geçmiş olan modellerde böyle bir fit etme kaygısından ziyade daha çok, yani benim literatürde gördüğüm şeyi söylüyorum. Belki de doğru bir şey söylemiyorum. Bu tip bir zaman gecikmeli sistemin yine tabiri caizse ne kadar saçmalayabileceği, ne kadar karmaşık dinamik verebileceği ne ilişkin egzersizler üzerine kuruldu bu çalışma dünyası. O bakımdan sizin çalışmalarınızla ayrılan böyle bir yönü var. Onu vurgulamak istedim. Yani biz bu dinamiği alalım da veriye fit edelim, buradan parametreleri tahmin etmeye çalışalım gibi bir kaygı gütmedik. Ama bu da bir çalışma alanı. Böyle bir alanda var. Ama şeyiniz çok güzel. Yani beta'nın bu iki parametreye bağlı olarak o şekilde değişmesi modeli çok güzel. Yani bir şekilde insanlar vakalar arttıkça şey oluyor, içeri çekiliyor. Vakalar bittikçe şey oluyor. Şimdi ya benim kendi bakışım açısından söyleyeyim. COVID'e bağlı ölümler, yani siz çok uzun vade düşünürseniz COVID'e veya hastalığa bağlı ölümler normal nüfus dinamiğinin dışında. Çünkü daha sonra nüfusa katkıda bulunamayacak. Ama COVID gibi daha kısa süreli bir şeye baktığımız zaman mesela bana o ayrım çok şey gibi gelmiyor. Çok önemli gibi gelmiyor. Yani
ölen hastalığa bağlı olarak ölenlerin ayrı olarak düşünülmesi, çünkü o çok şey gelmiyor. Ama şey etmek istediğim şu, şimdi nüfus sabit ve sonuç olan nüfusu sabit alalım. Nüfus sabitse sonunda eğer herkes hastalanırsa bir şekilde ve sir kabul ediyoruz, bağışıklık kalıcı kalıyor, sonunda bitecek. Dolayısıyla dalgalar sonunda nasıl denir, eksponansiyel bir şey sönümlendiği için sönümlenmeyecek. Toplam susceptible kalmadığı için sönümlenecek. Aynı mekanizma mı sizin düşündüğünüzde onu bilemiyorum. Yani şöyle bir uyarı yapayım. Dediğiniz gibi olmayabilir. Şimdi bu modelde nüfus sabit ama doğum ve ölüm var. Doğum parametresi B, doğum oranı. Ölüm oranı da mü. Şimdi B ve mü birbirine eşitken de nüfus sabit kalıyor. Sigma sıfır olsun. Evet. B ve mü birbirine eşitken de nüfus sabit kalıyor. Fakat bu dalgalanmayı otomatik olarak elemiyor. Çünkü sisteme sürekli yeni gelen var. Susceptible geliyor. Şeyi ihmal edebiliriz. Yani bir senelik veya şöyle söyleyeyim, bir mevsimlik bir şey, bir mevsimlik veya iki mevsimlik düşündüğümüz zaman, yani şöyle. Evet, onu kabul ederim yani. Düşünürsek, yeni doğanlar zaten hani ne insan içine çıkıyorlar ne şey oluyorlar. Bir yaşından iki yaşına kadar enfeksiyona katkı yapacak bir şeyi yok. Mesela çocuk hastalıklarında tamam, ayrıca katmak lazım. Ama COVID olarak düşünürsek ve bir senelik, iki senelik bir süreç için düşünürsek, doğumu ölümü sıfır, zaman gecikmesinde informasyonu da, orada zaman gecikmesi de olmasın. Bu dediğiniz modeli kullanıldığı zaman bana öyle geliyor ki şeyi verecek. Bir dalga oluyor, insanlar korkuyorlar, geri çekiliyorlar. Bir de buna tabii mevsimselliği de eklemek lazım. Ama o asıl o dinamik, insanların bir grup eve saklanıyor, sonra tekrar çıkıyor. Saklanıyor, tekrar çıkıyor. Onun açıklayabileceğini ümit ediyorum. Çok güzel bir şey yapmışsınız, model yapmışsınız o açıdan. Sağ olun. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Peki, o zaman ara veriyoruz. Şeyde görüşüyoruz, tam saat 3'te. Uğur hocamızla birlikte. Teşekkür.
Başlıyor. Uğur Hocam burada mısınız? Buradayım. Ha, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Eğer Deniz olmasaydı sizin hiç haberimiz olmayacaktı bu konudaki çalışmalarınızdan. Ben başka çalışmalarınızı biliyorum ama hani dikkatimi çekmemişti. Çok tesadüf oldu ve çok güzel bir tesadüf oldu. Başlayalım mı isterseniz Uğur Hocam? Olur. Ben sunumu paylaşabilecek şekilde ben hemen çeviriyorum. Share screen yapmam lazım herhalde. Post yapıyorum size hocam. Tamam. Tamam. Şimdi share screen yapsam, keynote desem, share desem bakalım ne olacak? Evet. Geldi mi? Geldi. Şöyle yapayım o zaman. Play diyeyim bakalım. Evet. Şu anda gözüküyor diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Buyurun. Bir saniye, bir de şunu ayarlayayım. Heh. Şunu biraz yukarı kaldırayım. Tamam. Sunum o zaman tam gözüküyor galiba size şu an. Biz kapatıyoruz şeylerimizi. Videoları. Tamam. Başlayayım mı o zaman? Buyurun hocam. Tamam, o zaman başlayayım. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi burada konuşacağım iki tane model olacak esasında genel olarak. Başlık olarak da ilk zamanları dedim COVID pandemisinin. Neden öyle dedim? Çünkü ilk başta en azından bu iki çalışmanın makalesi yayınlandığı zaman daha birinci dalgadaydık. Dolayısıyla göstereceğim sonuçlar çoğu birinci dalgaya ait olacak. Ama şu ilk fenomenolojik modelden bahsederken ikinci, üçüncü ve dördüncü dalgalarla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim esasında. Yani bugüne kadar ki şeye yere kadar en azından vefat sayıları için girmiş olacağım konuşmanın içerisinde. Bu iki çalışmayı çalışma arkadaşım Konstantinos Alis Brezilya'da birlikte yaptık. İki kişilik bir çalışma ikisi de. Öncelikle nasıl başladı bu iş ondan bahsedeyim. Sonuçta bizler istatistik fizikçiyiz, dinamik sistemler ve istatistik fizik çalışıyoruz. Daha önce herhangi bir epidemiyolojiyle ilgili çalışmamız yoktu. Fakat tabii olay başlayınca geçen sene tamamen meraktan kaynaklı olarak bu işe girdik ve dediğim gibi bunun sonunda bir sene içerisinde ilk başta bahsedeceğim ve fenomenolojik model dediğim bir çalışma yaptık. O şurada yayınlandı Mayıs ayının sonunda. Bir de epidemiolojik model, sir ve seyir modellerinin genelleştirilmesiyle ilgili bir çalışma yaptık. O da Aralık başında, yani sene sonunda yayınlandı. Bir de ondan bahsedeceğim. Dolayısıyla iki tane çalışmayı sunmaya çalışacağım burada şu an şeyde, bu konuşmada. Dediğim gibi yani sonuçta geçen senenin Mart ayı civarında bu iş iyice duyulmaya ve ortaya çıkmaya başladığı zaman sonuçta başka projelerle birlikte çalışıyoruz Konstantino'yla. Tamamen Türkiye ve Brezilya'da ne oluyor şeklinde meraktan bir şekilde şeye bakmaya başladık. Gelen verilere bakmaya başladık ve o zaman işte bu Worldometers'ı keşfettik ve orada ülkelerin çeşitli verilerinin günlük olarak update edildiğini gördük. Ve hatta işte elimizle orada yazanı alıp
kendimiz yazıyorduk ve işte bir zaman serisi oluşturuyorduk ve bu zaman serisi acaba nasıl gidecek diye merak ediyorduk. Tamamen şey, Türkiye ve Brezilya için başladık bakmaya o vakitler. Tabii daha sonra bunun zor olduğuna karar verdik ve biraz da sağa solu kurcalayınca şu web sitesini bulduk. Burada biraz daha düzgün şekilde bir zaman serisi günlük olarak update ediliyordu. En azından CSV formatında veriliyordu. Ondan sonra buradan veriyi her gün indirmeye başladık. Ve acaba ne oluyor diye bakmak istedik. Dolayısıyla tabii o zaman en fazla veri ilk, çünkü pandeminin başladığı yer Çin olduğu için Çin'de daha fazlaydı. Yani Türkiye ile Brezilya'ya bakarken 3-4 tane nokta henüz tabii vardı, ya da 10 tane neyse. Ama Çin'de daha fazla var diye o zaman bir de Çin'e bakalım dedik. Dolayısıyla bu şekilde başka ülkelere de bakmaya başladık. Tabii Çin ilk akla gelen, dolayısıyla ilk önce Çin'e baktık. Ve tabii bunu baktığımız zaman, yani bir istatistik fizikçi şöyle bir noktalara baktığı zaman ilk aklına gelen, acaba bu noktaları açıklayacak bir fenomenolojik ya da başka türlü bir model var mı oluyor. Dolayısıyla biz de ona baktık. Yani bir Gompertz, Richards, lojistik denklem vesaire, bu tip şeyler vardı literatürde. Fakat çoğu bunların bu tip yayılmalarda eksponansiyel bir artış, belli bir maksimuma geldikten sonra da eksponansiyel bir decrease öngörüyordu. Fakat Çin verisi hiç buna benzer bir şey değildi gördüğümüz kadarıyla. O aşamada acaba bu artış ve azalma kısımları, en azından artış kısmı hiç eksponansiyele benzemiyor, acaba bir kuvvet yasasına mı uyuyor diye düşünmeye başladıydık ki literatürde Zif ve Zif, iki kardeş galiba yanlış bilmiyorsam, ya da karı koca olabilir, makalesini gördük. Bunlar ilk verilere bakarak pandeminin, yani bu pandeminin, COVID-19 pandemisinin eksponansiyel olarak artmadığını söylüyordu. Çok ilk verilere dayanarak bunu söylüyordu. Bir de kısa makale yazmışlardı o konuda ama çok az dataları vardı tabii o ilk başta başladığı için. Dolayısıyla bizim aklımıza gelenin tabii bu şekilde Zifler tarafından da daha önceden düşürmüş olduğunu gördük ve bu aşamada aklımıza iyice yattı. Yani artış ve azalma kısmı muhtemelen eksponansiyel değilse acaba ne olur diye düşünmeye başladık. Ve bunu acaba öngörebilecek fenomenolojik bir formül ifade edebilir miyiz diye düşünmeye başladık ki o günlerde işte Konstantino'nun aklına çok yıllar önce tamamen farklı bir konuda yaptığı bir çalışma geldi. Şu şeyde, makalelerde tamamen stock market datası, muhtemelen returnlerle ilgili bir çalışmada olasılık yoğunluklarının, bu hacimlere baktığınız zaman olasılık yoğunluğunu çizdirdiğiniz zaman bunun eksponansiyel bir artış ardından bir eksponansiyel düşme değil, her iki, hem artışın hem düşüşün uyduğu dinamiğin kuvvet yasası olduğunu bulmuştuk bir zamanında dedi ve onu veren şu formül acaba COVID verisinde de işe yarar mı diye sordu.
Yani yaptığı buydu. Burada görüyorsunuz C1 normalizasyon sabit gibi düşünebilirsiniz. Alfa 1 sabit, beta 1 sabit, gamma 1 sabit ve şu EQ ile gösterdiğimizde literatürde Q eksponansiyel diye bilinen açık formu şurada olan ve şu Q parametresi 1'e gittiği zaman bildiğimiz eksponansiyel ifadeye dönen bir ifade. Buna böyle, bu şekilde baktığınız zaman şuradaki alfa parametresi bir şekilde artışın üstel parametresini gösterir. Tam olarak bu değil tabii çünkü şunlar da var onunla birlikte. Ama yani genel olarak düşünürseniz alfa artışı büyük ölçüde betimleyen parametre. Şuradaki gamma da düşüşü büyük ölçüde betimleyen parametre olarak düşünebiliriz. Tabii diğer parametrelerin de yine etkisi var. Fakat domine edenler bunlar. Acaba bu işimize yarar mı diye deneyelim dedik. Dolayısıyla tamamen bu şekilde başladı. Ve dediğim gibi Türkiye ve Brezilya'ya bakarken tabii elimizde bir tane deneyebileceğimiz bir formül olduğu zaman tabii başka ülkelere de denedik bunları. Ve 10 Nisan 2020 itibariyle yani Çin ve Kore dışındaki bütün diğer ülkeler henüz daha artış aşamasındaydı ve bu artışların hepsinin kuvvet yasası şeklinde olduğunu en azından göstermiş olduk. İşin ilginç tarafı o zaman daha yani bu günlerde daha hemen hemen iki ülke dışında hiçbir yerde birinci dalganın tepesine ulaşılmadan tek bir gamma ve Q değeri için yani şunları sabit tutarak diğer parametreleri değiştirerek bütün ülkeleri bir şekilde fit edebildiğimizi gördük ki bu işte Nisan ortalarında sanırım 15 Nisan'da evet 15 Nisan'da CBPF'te haber olarak çıktı. Daha herhangi bir makale falan yazma durumumuz yoktu. Öyle bir düşüncemiz de yoktu doğrusu. Sadece ne olur acaba diye bakıyorduk ki birdenbire kendimizi şeyde bulduk. Haber sitesinde bulduk CBPF'in. Ondan sonra tabii biraz daha üzerinde uğraşınca yani sonuçlara madem bu kadar şey yaptık o zaman yayınlayalım dedik. Aktif case'leri öncelikle tabii ilk baktığınız çünkü aktif case'ler oluyor. Ona baktık. Makalenin yayınlandığı zaman bakılırsa Çin ve Kore verisi geçen senenin Nisan'ının sonu gibiydi. Ve bu ikisini en azından birinci pikini yapmış, yani birinci dalgayı bitirmiş iki tane ülke olarak model iyi bir şekilde yaklaştığını gördük o zaman için. Öbür ülkeler ise tabii daha birinci pike gelmemişlerdi hemen hemen. Bunlar da Mayıs'ın başı verisi yayınlandığında çünkü o şekildeydi. Bunlardan mesela Türkiye birinci piki tamamlamıştı ve o vakit verdiğimiz eğri birinci piki iyi tahmin etmişti. İtalya'da benzer şekilde oldu. Brezilya buna pek uymadı çünkü burada çok değişik şeyler oldu. Brezilya'da işte Bolsonaro var orada biliyorsunuz. Bolsonaro çok garip işler yaptı. İşte veriler bir gitti bir geldi bir maske takın dedi bir takmayın dedi falan. Oralarda bir garip işler oldu. O yüzden ilk verileri çok
garip devam etti Brezilya'nın. O yüzden yani Brezilya'da şu öngördüğümüz şey olmadı doğrusu isterseniz. Fakat İtalya, Fransa, Türkiye bunlar beklediğimiz gibi gitti doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii ondan sonra ikinci baktığınız ve merak ettiğiniz şey ölümler tabii. Bu sefer de günlük vefat sayılarına bakalım diye düşündük tabii ikinci olarak. Hem de aktif verilerden biraz daha güvenilir olarak düşünülüyor tabii vefat verileri. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Vefat olunca mecburen biliniyor. Hani Türkiye'de de işte pandemiden ölenlere pandemiden değil diye yazıldı bazen falan dense bile yine de 3 aşağı 5 yukarı bu ölüm verileri biraz daha güvenilir muhtemelen aktif veriye göre. O yüzden vefatlara da günlük vefat sayılarına da bakmak istedik. Ve burada gördüğümüz de yine ilginç bir şeydi. Çünkü aynı fenomenolojik model bunlar için de hiç de fena olmayan sonuçlar veriyordu. Hatta şey olarak yani gamma ve Q değerlerini sabit tutarak sadece diğer parametreleri değiştirerek bu verileri de fit etmeye çalıştık ve doğrusu o şekilde gerçekleşti. Yani istediğimizi yapabildik. İki tane aktif veriden gelen gamma ve Q değerlerini sabit tutarak diğer üç parametrenin değişimiyle aynı ülkelerin günlük vefat sayıları grafiğini de bir şekilde fit etmek mümkün oldu. Burada tabii biraz daha şanslıydık çünkü çoğu 8 Mayıs itibariyle birinci dalganın tepe noktasından geçmişti. Dolayısıyla tepe noktaları belliydi ve azalmaya başlamışlardı. Sadece işte görüyorsunuz Brezilya tabii daha o zaman değildi. Zaten ondan sonra patlayarak yukarı doğru kaçtı bunlar. Brezilya için en azından. Ama diğer Avrupa ülkeleri için durum birinci pik tamamdı yani. Onları düzgün olarak verebildik. Makale yayınlandıktan sonra da ilgi çekti. Birkaç yerde yine o da haber oldu. Benim hoşuma giden tabii çok önemli bir enstitü, Santifi Enstitü'nün haber sitesinde de makaleden alınmış bir parçayla haber olması benim açımdan iyi oldu. Daha sonra model tabii sonuçta çok basit ve fenomenolojik bir model ama işte çok erken yaptığınız zaman bir şeyleri tabii diğer üzerine gelen çalışmalar hep sizi sayt etmeye başlıyor. O yüzden de erken yol almakta fayda var her zaman her yerde. Makale birdenbire tabii diğer makalelerde sayt edilmeye başladı. Hatta Tisseris tırnaklı model olarak literatüre geçmiş oldu. Keyword'de bile o şekilde yazmışlar. Model bir sene içerisinde 20'den sanırım şu anda 25 civarında atıf almış oldu. Bu kadar basit bir fenomenolojik modelin bu kadar atıf alması da ilgimi çekti doğrusu. Biz makaleyi yaptık. Ondan sonra tabii daha sonra çok bakmadım ben. Fakat tabii ikinci dalganın geldiğini hepimiz biliyoruz. Ondan sonra üçüncü dalga geldi bazı yerlerde vesaire. Dördüncü dalgaya kadar devam etti
Şu anda bildiğim kadarıyla dördüncü dalgayı tamamlayan ülkeler var. Bilmiyorum beşinci dalga olan var mı? Fakat tabii bizim model bir dalga için mümkün şey yani setup olarak öyle. Ama eğer birden fazla dalga varsa acaba ne yapılabilir diye düşünürken başkalarının benden önce düşünmüş olduğunu gördüm literatürde. Şurada Giovanni Vasconcelos ve arkadaşları Medar Kayb'da bir tane makale yayınladılardı. Yani onu gördüm. 2021'de yani başında bu senenin yine çok yeni. Ve burada başka bir model için iki dalga olduğu zaman parametrelerin şu şekilde değişeceğini ki şu denklemin açık şekli şöyle yani şu şekilde bir davranış gösteren bir eğri bu. Ve buradaki kısı ile gösterdiğiniz şey de sizin yani mesela bizim modelde alfa bir parametre, gamma bir parametre, işte ne bileyim Q bir parametre. Bu kısı yerine hangi parametreniz varsa onu koyacaksınız. Yani işte dört tane parametreniz varsa dört parametre içinde şu işlemi yapacaksınız. Dolayısıyla sizin mesela alfa parametresinin her bir T adımında farklı bir değeri olacak şuradan gelen. Eğer iki dalganız varsa şeyinizi, alfa parametrenizi T ile değişimini buradan elde edeceksiniz ve o alfa değerlerini modelde kullanacaksınız. İşte beta için aynısını yapacaksınız, gamma için aynısını yapacaksınız, Q için aynısını yapacaksınız vesaire. Kaç tane parametreniz varsa o. Kısi tüm parametreleri gösteriyor burada. İki dalga için bu. Bu arkadaşlar aynı makalede en dalganız varsa ne olacağını da nasıl bir şey almanız gerektiğini de yapmışlar. Dolayısıyla bu zaten şu yukarıdaki şurada n'i eğer 2 alırsanız şu çıkıyor. Dolayısıyla esasında sadece şunu yazmam yeterli. 3 ise n'i burada 3 alacaksınız. 3 dalganız varsa 4 ise 4, 5 ise 5, 10 ise 10. Dolayısıyla buradaki formül uzayıp gidecek ve size farklı parametrelerinizin her bir zaman adımında farklı değerlerini verecek ve siz en sonunda şeyinizde, formülünüzde o değerleri kullanarak bakacaksınız demek. Böyle yani bunu o zaman kullanayım ben de dedim bizim modelde. Yani bu makalede tabii başka bir model için verilmişti ama bu genel bir ifade ve herhangi bir fenomenolojik modelde parametre değerlerinizi zamana bağlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla ben de bizim modelde kullanayım bunu. Bakalım iki dalgalı ya da üç dalgalı ya da dört dalgalı neyse ne kadar varsa acaba bir işe yarar mı diye düşündüm. Ve o zaman ilk başta bu senenin Mart ayında İtalya ikinci dalgadaydı. İtalya'ya baktım hemen merak ettiğim için. Ve İtalya için iki dalgalı formülün yani şurada artık bütün parametreler için bizim alfa, beta, gamma, Q parametrelerin hepsi C, hepsi için şu formülü kullanarak elde ettiğiniz zaman serilerini parametreler için kullandığınızda fenomenolojik eğrinizi eğriyi siyahla görüyorsunuz. Şeylerde İtalya datası da yeşil olarak gördükleriniz. Dolayısıyla birinci dalga sönüm ve ikinci dalga burada gözüküyor. Parametre değerlerini yazmamışım. Ama yani önemli olan şeyi eğriyi görmek. Tabii onu yaptıktan sonra tabii artık üçüncü, dördüncü dalgaya da dalgayı da merak ediyorsunuz tabii acaba şey yapar mı diye modeliniz tutar mı diye mesela şurada Portekiz var birinci dalga şurada küçük bir ikinci dalgası var ondan sonra büyük bir üçüncü dalga geçirdi Portekiz şu anda buradalar
yani benim yaptıktan sonra biraz daha data gelmiştir tabii. Bir 10-15 gün öncedir bu. Ama yani genel olarak Portekiz'in üçüncü dalgalı durumu bu. Tabii bunlar hep vefat sayıları için olduğunu söylemeliyiz. Aktif case'lere bakmadım çünkü. Amerika, meşhur Amerika'nın dalgalı datası tabii çok dalgalı bir data ama yine de yani 3 aşağı 5 yukarı işte 3 dalgalı bir durum. Yani 3. piki gözüküyor Amerika'nın da ve buradan aşağı doğru gitti. Şu anda buralarda filan herhalde bugünkü durumu. Ama bunlar yani 10-15 günlük veriler. Birkaç tane de dördüncü dalga buldum. Birisi Sırbistan. Sırbistan'ın dördüncü dalgaya eriştiği açık şurada. Bunların gayet birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü ve dördüncü dalgaları gayet iyi gözüküyor. Ve son olarak tabii Türkiye var elimizde. Türkiye'nin şurada şöyle bir şeyi var. Ben onu ikinci dalga olarak yorumladım. Şuradaki küçük piki diyeyim. Ama yani birinci pikimiz zaten belliydi. Onda bir sıkıntı yok. Şuradaki ikinci alırsak o zaman dört dalgalı bir Türkiye'de düşünebiliriz bu şekilde. Şu anda şuralarda filanız Türkiye açısından. Beşinci, altıncı dalgası olan ülke göremedim baktıklarım arasında. Şu anda yok herhalde. Ama yani beşinci dalgası ya da altıncı dalgası gelenler için de benzer yaklaşımla hani dalga sayısının çok önemi yok. Çünkü şuradaki ifadede yani teorik olarak burada en iyi istediğiniz sayı koyabilirsiniz. Tabii o zaman fit etmesi zorlaşacak ama olarak bir problem teşkil etmiyor. Neyse. Tamam. O zaman bu birinci kısım fenomenolojik model için sorabilir miyim müsaadenizle? Tabii. Evvelki formüle dönebilir miyiz? Bu formülü dataya mı fit yapıyoruz? Hayır hocam. Buradaki bu formülü alıp her bir parametremiz için bütün T adımlarında farklı parametre değer. Mesela alfa parametresi var ya bizim denklemimizde. Alfa T, alfa 1 vesaire. Yani şu kısı yerlerine alfa koyuyoruz. Ondan sonra burada bir rho parametresi var. Buna ait bir parametre. Bir de T0, o da buna ait bir parametre. T0 zaten ne olduğu gözüküyor şurada. Bu ikisi fit parametresi bunun için. Bunları koyaraktan her bir T değeri için farklı alfa, beta, gamma, Q ve C değerlerini elde ediyoruz. Ondan sonra bizim genel formülümüzde şuradaki formülde veriye fit ederken T1 için bulduğumuz C1 değerini, beta1 değerini, Q1 değerini, gamma1 değerini kullanıyoruz. İkinci zaman adımı için ikinci, üçüncü, yüzüncü, yüzüncü. Parametreyi belirlerken veriyi kullanıyoruz değil mi? Tabii veriye fit ediyoruz. Tabii. Yani bir takım gecikmeli tanjant hiperbolik dalgalarına fit ediyoruz. Evet. Doğru anlıyorsun değil mi? Esasında bunu fit etmiyoruz tabii. Biz veriye bunu fit ediyoruz ama bunu fit ederken C, beta, gamma, Q değerlerini buradan alıyoruz. Yani anladım ama sonuçta o bulduğunuz eğriyi gösterdiğiniz eğriyi kullanırken veriyi kullanıyoruz değil mi? Tabii.
Tabii. Uygun parametre değerleri işte o veriye en iyi fit eden değerler olmuş oluyor. Yani şurada seçtiğiniz değerler onu tabii işte bir şekilde bir optimizasyonla iyi fit etmesini sağlıyorsunuz. Yoksa kötü bir değer kullanırsanız işte burası böyle değil de buradan böyle gidiyor. Ha, o zaman iyi parametre kullanmadım diyorsunuz. Tabii onu otomatik yapmanın yolları var. Optimizasyon teknikleri kullanıyorsunuz vesaire. Sonuçta tabii dataya fit ediyorsunuz. Yapmak istediğiniz de o zaten. Yani şeyimiz bu. Yaptığımız iş bu. Ama tabii bir varsa eğer bir tane, yani şuradaki gibi bir tane ise o zaman bu C'ler, betalar vesaire buradaki parametrelerin hiçbiri T'ye bağlı değil. O zaman bunu en iyi fit eden yine optimizasyonla şeyin Python'un işte minimizasyon şeyini kullanarak en iyi fit eden CQ beta ve gamma setini buluyorsunuz ve şey veriye ne kadar iyi fit ettiğine bakıyorsunuz. T'ye bağımlılık yok burada. Ama 2 ya da 3, 4, 5 wave'iniz varsa o zaman şeyi Vasconcelos'ların verdiği şu ifadeyi kullanarak parametrelerinizi optimize etmeniz gerekiyor ki eğriyi bulabilirsiniz. Çünkü tabii bu buna baktığınız zaman bu tabii ki bir tane maksimumdan geçen bir eğri olduğu açık bunun. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü piki vermesi zaten beklenmiyor. O yüzden şey durum bu yani. Evet, başka şey bu modelle ilgili soru varsa isterseniz burası tam yeri ikinci modele geçmeden burada onları. Hocam ben de kısayla parametreler arasındaki ilişkiyi anladım. Bu kısay parametre iyi bu, sembolize ediyor. Kısayın hiçbir anlamı yok. Kısay gördüğüm yere alfa koyacağım. Peki alfa 1, alfa 2 nereden geliyor? He? Alfa 1, alfa 2 nereden geliyor? Şunlar mı? İşte onlar şeyleri yani mesela şimdi şurada bir birinci pikte bir alfa buldum. Şuradaki. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra ikinci pik için acaba alfa 2 ne olacak? Zaten işte bunu optimize ediyorsun ki ikinci piki pikin üstünden geçsin. Yani şu şuradan geliyor. İki aşamalı mı yapıyor? İlk piki için bir alfa 1 buluyor. Evet. Sonra evet. O veriliyken alfa 2'yi. Evet, evet, evet. Okay. İlk önce şey yani yaptığımız iş o. İlk önce şu birincinin parametre setini elde ediyorum. Okay, tamam. Ondan sonra onu artık ikincide veri olarak kullanıyorum. Ondan sonra ikinci pikin parametre setini optimizasyondan buluyorum. Hep beraber bütün hepsini denklemde yerine koyaraktan acaba yeşili fit ediyor mu diye bakıyorum. Tamam. Birin nerede bitine nasıl karar veriyorsunuz? Neyin? Birinci pikin nerede bitine nasıl karar veriyorsunuz? Burası şurada yine işte o dediğim gibi T0'ın seçimi var. T0'da esasında bir fitting parametre olarak geliyor. Ama yani sonuçta T0'ı da ne derler optimizasyon programında onu da optimize ediyoruz ama zaten hani şuralarda bitip yenisinin de buralarda başlıyor. Yani şu aralıkta olduğu açık tabii ki. Şurada değil yani. Burayı almıyorum. Ya da şurada şuraya kadar gitmiyor tabii birinci pik. Onu biliyorum. Yani şuralarda bir yerde o. Ama yani bu aralıktayken yine optimizasyon sana en iyi hangi değer geliyorsa onu optimizasyondan elde ediyorsun yine yani. İkinci pik için de öyle. Burası mesela devam ediyorsa işte burada belli bir yerde bir T02 var. O T02'yi de yine şeyden buluyorsun. Optimizasyondan. Bir şey daha sorabilir miyim Uğur Hocam? Mesela bu yöntemle mesela bir pik daha olacak türü bir şey söyleyemeyiz değil mi? Yok. Yok hocam. Şey yani
dediğim gibi zaten fenomenolojik model zaten bir pikli. Çünkü denklem öyle zaten. Hani şurada bir pikli bir fonksiyon bu belli. Zaten bunu ikinci ve üçüncü pik olursa nasıl acaba adapte edebilirim dediğiniz zaman bu tarafa geçiyorsunuz. Yoksa kaç tane pik olacağını tabii bilmiyoruz yani. Oldukça yeni piki üstüne koyuyoruz. O şekilde şey. Evet. Hocam buyurun isterseniz. Peki o zaman başka soru yoksa bu şeyle ilgili. O zaman ikinci kısmına geçeyim. Bu epidemiolojik model diye ikinci kısmı yazmıştım ilk başta hatırlarsanız. Zaten okulda oldukça ayrıntılı anlatıldı şimdiye kadar. Benim girdiğim derslerde de sir ve seyir modelleri birlikte. O yüzden tabii ki ayrıntısıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece denklemleri şuraya tekrar yazdım sir modeli için. İşte S'nin, I'nın, R'nin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi literatürde tabii biz fenomenolojik modelle uğraşırken diğer epidemiolojik modeller de sıkça yapıldı. Tabii onları da takip ediyorduk o sırada. Genel olarak tabii sir ve seyir gibi modeller yine lineer ve hani artış ve düşüş kısımları için yine eksponansiyel eğriler öngörüyor. Bunu yenmenin yolu biz gördüğümüz makalelerde buradaki parametre değerlerini, beta'yı ve gamma'yı mesela sir'de, seyir'de de aynı diğer parametreleri zamana bağlı almak birincisi. Yani tabii zamana bağlı aldığınız zaman hem birinci pik, ikinci pik, üçüncü pik olmasının bir önemi yok. Zamana bağlı olarak o şekilde sizi götürüyor ve bir şekilde doğru sonuçlara ulaşıyorsunuz. Ama konseptüel olarak düşündüğünüz zaman yani hala lineer ve sonuçta genel olarak baktığınızda artış ve azalış eğrilerinizin bir kuvvet yasasından gelmediği gözüküyor. Ama tabii COVID datasının üzerine iyi fit eden sir ve seyir seyir hatta modelleri literatürde var ama hepsi parametrelerini zamana bağlı aldıkları zaman. Biz ise şöyle düşündük. Öyle bir epidemiolojik modelimiz olsun ki bütün parametreleri hala sabit olsun. Fakat bu kuvvet yasası şeklinde artış ve kuvvet yasası şeklinde azalışı bize versin. Dolayısıyla pardon, bunu hocam, kuvvet yasası şeklinde artış veya azalış olması yani neden gerekiyor? Çünkü işte COVID verisine baktığımız zaman çoğu ülkenin artış eğrileri eksponansiyelden daha yavaş artıyor. O yüzden kuvvet yasasına uyuyor. Bu epidemik modeller şey mantığından çıkıyor. Hani birbirleriyle bireylerin temasla temasla kaynaklanıyor. Yani sizin modelde o zaman hani COVID için şey geçerli değil midir şeyine mi geliyoruz? Yani çünkü genelde sir ve seyir modellerinde modeli reddetmemiz için eksponansiyel olmaması yani veya eksponansiyel olması veya olmaması kuvvet yasasına uyması kriteri yani çünkü modelin özünde bulaşma mekanizması var. Tabii yani onda bir sorun yok fakat bunu aldığınız zaman ve
kat sayılarınızda sabit koyduğunuz zaman ne SIR modeli ne SEIR modeli COVID datasını açıklayamıyor. O yüzden başka bir şey yapmanız lazım. İşte dediğim gibi literatürde ilk yapılan bu parametreleri zamana bağlı almak. Zamana bağlı aldığınız zaman tabii devamlı değişiyor parametreler. O parametreleri değiştirdiğiniz zaman o zaman gerçek veriye yaklaştığı gözüküyor. Her model için aynı yani. Seyir, seyirt ve bir takım başka daha fazla kompartman modellerinin hepsinde parametreleri zamana bağlı alarak COVID verisine yaklaşılıyor. Bizim yapmak istediğimiz ise parametreleri yine sabit bırakalım normal modelde olduğu gibi ama başka bir şey yapalım ki COVID verisine ne yaklaşalım şey argümanı. Yani yapmak istediğimiz bu. Dolayısıyla SIR modeli bu şekilde. Bir SIR modelini şu şekilde genelleştirelim madem o zaman dedik. Ve yeni denklem setimiz şu şekilde gördüğünüz şeyde iki tane yeni parametre var burada. Görüyorsunuz şu adımda Q up'la gösterdiğim bir üstel. Şurada da Q down'la gösterdiğim bir üstel var. Bunlar sistemi non-linear hale getiriyor ve bir tanesi tahmin edeceğiniz gibi kuvvet yasası şeklinde artıştan sorumlu olan parametre. Bir tanesi de kuvvet yasası şeklinde düşüşten sorumlu olan parametre olarak düşünebiliriz bunları. Bu şekilde bir modeli genelleştirme yapıyoruz. Ve dediğim gibi yani şu Q değerleri ikisi de 1'e gittiği zaman normal SIR modeline zaten dönüyor sisteminiz. Bu şekilde bir model önerdik. Bu modele baktığınız zaman işte çeşitli özelliklerini yani buradaki işte beta değerini mesela sabit tutarak çeşitli gamma değerlerinde ya da gamma değerini sabit tutarak çeşitli beta değerlerinde şeyin infektinin nasıl davrandığına baktık ve işte beklediğimiz gibi artış ve azalan kısımlar kuvvet yasası şeklinde karşımıza çıktı. Mesela işte burada onu göstermek açısından şey yaptım, koymuştum. Mesela şuradaki şu üstel 2'ye karşılık geliyor. Şuradan türevini gösterdim ki hani şu 2'ye yaklaşıp kalıyor. Ondan sonra yukarıdaki yerde 0'a doğru gidip aşağıdaki -2.5 şunun değeri de şu üstelin değeri de long time limitte -2.5'a geliyor. Onu göstermek için koymuştum bunu şurada. Ve bir de şeyi tabii göstermem lazım. Bu Q değeri 1'e doğru gittiği zaman şeyin davranışın eksponansiyele doğru gittiği ki işte şuradaki şeyin türevin maksimumunun çok yükselmesi tabii şeyin Q1'e giderken çok yükselmesi eksponansiyele doğru gittiğimizi gösteriyor. Tabii nümerik olduğu için tabii sonsuza gitmesi lazım ama işte yani yüksek değerlere doğru buradan asimptotik olarak fırladığını görüyoruz ki beklediğimiz davranış bu. Dolayısıyla böyle bir farklı modelde acaba ne olur diye baktık. Doğrusu biraz uğraştık ama COVID verisini iyi biçimde bunu fit edemediğimizi gördük. Benzer şekilde yani genelleştirilmemiş SIR'de iyi sonuç vermiyordu. Bu önerdiğimiz model de iyi sonuç vermedi. Bir de seyire bakalım dedik. Benzer şekilde
bildiğimiz seyir model ve şeyde de bu okulda da anlatıldığı şeklinde biliyoruz önceden. Benzer şekilde bunu da genelleştirebiliriz elbette. Aynı şekilde Q up ve Q down parametreleri koyarak. Pardon, bir şey söyleyeyim mi hocam? Tabii. Q up ve Q down bir olduğunda iki model denk oluyor dediniz. Değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. SI bölü n kare gibi bir şey görüyorum ben orada. Şurada da n'ler var ya. N sabit değil mi? Okey, tamam. Tabii. Aynı şey. Şu tarafa da koyuyoruz onu. Hatta işte bunu sonra küçük s falan yazabiliriz ama neyse yani o biraz öyle bıraktım. Dolayısıyla aynı tipte bir genelleştirme esasında biraz önce yaptığımızla. Benzer şekilde bakarsanız bu biraz daha komplike tabii çünkü hem beta hem gamma hem sigma parametreleriniz var. İşte ikisini sabit tutup birini değiştirebilirsiniz falan. Benzer şekilde onları da yapıp benzer analizleri bunun içinde yapabiliriz. Hatta daha farklı analizler de yapabiliriz. Ama neyse makalede en azından yapısını göstermek için yine bu tip benzer analizleri yapmıştık. Sonuçları göstereyim. Sonuçlar yine aktif case'ler ve günlük vefat sayıları üzerine oldu. Çin tabii hani ilk veri gelen kısım ve daha sonra daha önce gösterdiğim ülkelerin hepsi birinci dalga durumundayken burada görüyorsunuz henüz çünkü hani o zaman öyleydi zaten modelde sadece birinci dalga için mümkün bizim model. İşin ilginci burada gördüğümüz aynı Q up ve Q down değerleri kullanılarak hem aktif case'leri hem ölüm sayılarını fit edebilmemiz oldu bu ülkeler için en azından. Q up ve Q down'ları ikisi arasında değiştirmiyoruz. Şurada mesela Çin'de gördüğünüzde 1.077, 1.02 aynı değerler var. Tabii rho, sigma, gamma, beta değerleri değişiyor. Bekleneceği gibi elbette. Fakat en azından Q up ve Q down değerlerini aynı alarak hem aktif case'leri hem ölüm verilerini açıklayabiliyorsunuz. Biliyorduk o en azından birinci dalga için. Burada birkaç tane daha ülke var. Burada ilginç olan işte Brezilya ilginç tabii. Burada çok acayip işler yapıyor. Aktif case'lerde çok büyük gariplik var şurada. Daha sonra iyice değişti tabii bu. Ama en azından ölüm case'leri anlaşılırdı. Rusya şuraya kadar iyi gitti fakat sonra buradan sonra hatırladığım kadarıyla çok zikzaklı bir şey izledi bu. Gerçi biz analizi bıraktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı iyiydi ama şurada lineer'de göz gözüküyor. Bakın şu zikzaklı gidiş. Sonradan böyle epey bir gitti diye hatırlıyorum Rusya için. Ama genellikle dediğim gibi ölüm dataları biraz daha güvenilir olduğu için bunlarda çok fazla oynama olmadı bildiğim kadarıyla. Görüyorsunuz tam bir sene öncesi bu. Hemen hemen bütün ülkeler ya birinci dalgayı bitiriyorlar ya da birinci dalganın pikine erişme durumundalar o günlerde. Böyle bir şeydi, yerdeydiler. Bir de şunu göstermek istiyorum en son olarak da. Mesela işte 7 kompartmanlı bir model. Bu SIQRDP diye literatürde olan ve
bu COVID içinde önerilen ilk yapılan makalelerden hemen hemen biri. Çünkü 2020 yılının işte şeyinde yaz aylarında filandı galiba ilk çıkışı. Dolayısıyla böyle bir daha komplike bir 7 kompartmanlı bir model. Bu modeli hatta şurada çok güzel bir MATLAB uygulaması var. Kendiniz MATLAB uygulamasını indirip oradan adamın modelini, daha doğrusu şu makalede verilen modeli şu arkadaş yapmış. Kendiniz de otomatik ülkenin adını değiştirerek bakabiliyorsunuz şeyine, nasıl fit ettiğine. 7 kompartman ve 2 tane parametre değerini zaman bağımlı yaparak modeli COVID datasına uyguluyorlar. Sonuçta hem 7 kompartmanlı hem de 2 tane parametresi zamana bağımlı olarak uyguladıkları halde baktığınızda şöyle 2 tane örnek koydum o zaman için. Şu anda tabii bunlar tamamen uzadı gitti ama biz muhtemelen Mayıs sonu gibi, 2020'nin Mayıs sonu gibi datasına bakıyoruz. Bakın bu biraz önce gösterdiğim modelin Almanya için öngördüğü, bunu da MATLAB uygulamalarından Almanya'yı seçerek elde ettim. Bu da İtalya için olan fitleri. Bu da QSEER'den gelen, yani bizim genelleştirilmiş modelden gelen active case'ler. Görüyorsunuz bu 7 kompartmanlı ve 2 tane parametrenin zaman değişimli modelinden çok daha iyi COVID datasını öngören bir eğri karşımıza çıkıyor. Burada ise biraz görüyorsunuz ufak tefek sapmalar. Özellikle şurada başlangıçta, burada da sonda biraz problemli olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabii yani bundan sonra belki bu tip bir modelde de daha önceki parametre realizasyonunu yapıp ikinci ve üçüncü dalgalara bakmak lazım. Ama yani o zamanı bulup onu yapamadık henüz. Neyse, yani sonuçta buraya kadar gelmiş olduk. Burada herhalde kesebilirim. Hepinize de katıldığınız için teşekkür edeyim. Hocam çok teşekkür ederiz konuşmanız için. Sorular var mıydı arkadaşlar? Peki, soru yoksa ben biraz alakasız olacak ama çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi Brezilyalı bir ortak yazarınız var, ondan görüşüyorsunuz. Biz Brezilya verisini incelediğimiz zaman hem ölümlerde hem vakalarda bir periyodiklik var ve ciddi bir şekilde periyodiklik var ve tam pazar gününe geliyor minimumlar. Bunun sebebini siz biliyor musunuz? Hocam cumartesi pazarları ölçüm yapmalı, yani yapmıyorlar mı? Evet, onları yapmıyorlardı. İnsanlar da daha farklı davranıyor tabii hafta içinden. Dolayısıyla hep o periyodik şeyler hafta sonuna denk geliyor. Hafta yani sonunda... biz de onu derste de tartıştık. Başka bir şey, makalede bulduk, ettik. Yani bunun sebebi vakaların kayıt altına alınmamasıysa pazartesi günü de, yani çok ciddi bir iki katı. Yani pazartesi neyse salı da öyle oluyor. Ama benim anladığım kadarıyla hafta sonu yapmıyorlar. Ölçüm yapmıyorlar. Ondan sonra da
Pazartesi, salı da normal şartlarda ne kadar ölçüm yapıyorlarsa aynı ölçümü yapıyorlar. Ama ölümlerde de şey var. Ölümler de mi kayda alınmıyor pazar günü? Yani biz onu çok düşündük. Siz de dediniz ya, ölümle yani vefat sayıları daha güvenilirdir diye. Evet, çok, evet. Çok etraflı konuştuk. Hani ne olabilir, ne olabilir diye. Vefat sayı, yani hadi vakalar kayıt altına alınmasın. Ölümlerin en azından kayıt altına alınması gerekir diye düşündük. Evet, ona diyeceğim bir şey yok. Yani ben de o periyodikliği sorduğum zaman birkaç Brezilyalı arkadaşım bu şekilde açıkladı bana. Yani hafta sonu hastanelerde şey yapılmıyor, ölçüm yapılmıyor. O yüzden hani aktif sayıları o zaman düşüyor. Ondan sonra yeniden artıyor dediler ama ölümler için doğrusu bir şey söyleyemeyeceğim. Belki biz yanılıyoruz, bilemiyorum. Tekrar bakmak lazım. Peki, çok teşekkürler Uğur Hocam. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sen hocam bir soru sorabilir miyim? Uğur Hocam. Tabii hocam, buyurun. Hocam şimdi biz biliyoruz COVID-19 ile ilgili çalışmaları da veya matematiksel modellerini de, ben matematiksel modelleme hiç çalışmadım. Ben genetik üzerine hep çalıştım. Genetik üzerine çalıştık. Şimdi matematiksel modellemede de her ülkenin genetiği ve immün sistemi birbirinden farklı. Yani genetik ve immün sistemi. Şimdi modelleme yaparken bununla dikkate alınmadığını fark ettim. Alınması gerekiyor mu da gerekmiyor mu da? Ya mutlaka çok daha kapsamlı modellerde muhtemelen alınıyordu olabilir. Çok bilmiyorum yani, onları epidemiyologlara sormak lazım muhtemelen. Ama hani şu tabii yani, bizim bu modeller sonuç itibariyle baktığınız zaman toy model tabii. Yani birçok şeyi şeye almıyor. İşte ne bileyim, bu kompartman modellerinde kompartmanları arttırarak bir sürü etkeni daha işin içine katarsın. Mesela karantina var falan yok bunda ama kompartman modellerinde karantina içeren galiba bu son gösterdiğimde karantina da var. Mesela bak, karantina içeren model var. Yani daha doğrusu bir kompartman olarak karantinayı koymuş. İşte ne bileyim, yatak sayısını işin içine koyabilir. İşte maske takıp takılmamasını işin içine koyabilir. Yani bu kompartman modelleri arttırılabilir tabii. Dolayısıyla hani epidemiyologlar ya da o tip şeylere bakan insanlar muhtemelen farklı modeller geliştiriyorlardır ve muhtemelen COVID içinde geliştirilmişleri vardır diye tahmin ediyorum. Yani bilmediğim için tahmin ediyorum diyorum. Ama dediğiniz gibi ülke bazında, bir ülkede ne bileyim herkes maske takıyordur mesela, bir ülkede ise millet maske takmaktan imtina ediyordur. Bu iki ülkeyi tabii o zaman aynı şekilde ele almak ne kadar doğru diyorsunuz. Haklısınız tabii şey olarak. Ama hani benim bu gösterdiğim modeller zaten toy model. Dolayısıyla hani zaten bir sürü şeyi işin içine katmıyor. Zaten o yüzden de kolay ve çalışılıyor hızlıca. Yoksa hani 15 kompartmanlı bir model de yazabilirsiniz ama o zaman onunla uğraşması ve çalışması çok daha zor olacak. Tabii kompartman sayısı arttıkça gerçeğe yaklaşabilirsiniz ama onun da çalışılması bir yerden sonra mümkün olmayabilir yani. O ikisi arasında bir balans gerekiyor. Ama dediğiniz doğru tabii. Yani her türlü etkiyi işin içine kattığınızda yaptığınız model daha iyileşiyor ve doğruya daha çok yaklaşabilirsiniz ama model de tractable olursa tabii, bir de o da var. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hocam tekrar merhaba, ben de bir şey sorayım mı? Tabii, buyurun. Şimdi bu seri modellerindeki yapı tabii nüfus üzerine belli varsayımlara dayanıyor ama özünde bu beta SI terimi bir Poisson proses öngörüsüyle yapılmış. Hı hı.
Sizin bu Q'lu model, genelleştirilmiş model bir difüzyon fikrine mi dayanıyor? Yani o Fizikle bağı ne anlamda soruyorum? evet o kısmın genelleştirilmesine dayanıyor. Belli bir parametre değerinde normal modele giden ama o parametreyi biraz değiştirdiğiniz zaman farklı bir yapıya bürünen bir şey olarak tasarlıyoruz kafamızda yani. Sonuçta bir dakika şuradan açayım istersen. Şuradan tekrar gösterirsem. Evet yani esas bizim yapmak istediğimiz tabii denklemi bir şekilde nonlineer hale getirip çözümünde eğrinin kuvvet yasası şeklinde gelişmesini sağlamaktı. Yani beta ve gamma değerlerini sabit tutarak şeyimiz oydu. Ne derler o? Aklımızda olan şey acaba bunu yapabilir miyiz? Yaparsak ne olur idi. Dediğim gibi yapınca beklediğimize ulaştık. Yani power law kısımlarını bulduk ama COVID için işe yaramadı. Aynısını seyir için yaptığımız zaman o en azından birinci pik için işe yaradı. Yani tamamen kafamızda acaba COVID verisine yaklaşabilir miyiz vardı. Ama bu şekilde bu tip epidemiolojik modellerin genelleştirilmesi fikri matematik çevresinde varmış. Yani onu daha sonra araştırdığım zaman birkaç tane computational biology makalesinde buldum. Benzer şekilde burada infected ya da işte exposed'lara üstel ekleyerek modelin genelleştirilmiş farklı versiyonlarını matematiksel biyoloji kitapları şeylerinde makalelerinde 4-5 tane makalede gördüm daha sonra. Yani bu esasında bizim düşündüğümüz demek ki anlaşılıyor ki çok da yeni bir fikir değil. Bayağı bir 20-30 sene önce düşünülüp yapılmış. Ama bu şekilde bir genelleştirilmiş SIR ya da Q-SIR model verilmemiş literatürde gördüğüm kadarıyla. Aslında şöyle bir şey sormak istedim. Fizik ve difüzyon background'una şey yaparak bu Q up ve Q down bir yorumu var mı fiziksel olarak? Pozisyon prosesi o yüzden atıfta bulundum. Anladım. Yani nasıl yorumlarsınız bu Q up ve, yani sadece basitçe bir lineerliği bozmaya çalıştık şeklinde mi, yoksa fiziksel olarak bunun bir mekanizması var mı öngördüğünüz? Yani burada acaba nasıl bir mekanizmaya getirir daha ayrıntılı modelin çalışılmasıyla ancak ortaya çıkabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü yani tabii ki dediğiniz gibi o Poisson prosesi bozuyor bu. Ama onu bozunca acaba prosesi ne şekle getiriyor? Yani mesela anomalous bir difüzyon mu ortaya koyuyor? Onu modele yani modeli çalışarak görmek lazım. Yani bunu buraya koyduğum zaman acaba anomalous diffusion mu verecek? Yani bu aşamada çalışmadan bilinecek bir şey değil. Yani ona Anladım. bakmak lazım. Ama Poisson prosesi bozacağı kesin tabii ki yani. Zaten bozmasa muhtemelen şey de olmaz. Yani eksponansiyelden kurtulamazsınız da zaten. Kurtulamayız, tamam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bir iki makalede şöyle bir şeye rastladım. Buradaki beta I terimini hani infectious force gibi düşünebilirsek şeyde I'nın rasyonel fonksiyon olarak alındığı bir iki yere rastladım ama şu anda hatırlamıyorum referanslarını, ama onun da sebebi işte bir takım şeylerin, yani belli amaçlarla bu tür modifikasyonlar yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Şimdi bu bir
kuvvet ekleme hikayesini biz şeyde yaptık. SIS modelinde. SIS modelinde veya SI modelinde şey var. Çözüm basit lojistik çıkıyor. Bizde bu epidemik modellerin işte jelleşmeye uygulaması falan filan şeyinde gördüğümüz eğriler basit şeye uymuyor. Buna karşılık genelleştirilmiş lojistiğe uyuyordu. Çözümü genelleştirilmiş lojistik olan SIS sistemini ortaya çıkarabilmek için şeyler koyduk. Power'lar koyduk. Yani orada bir yerde çözümü biliyoruz. Çözümün genelleştirilmiş lojistik olduğunu biliyoruz. İşte ona uysun diye. Şimdi aşağı yukarı yani herhalde aynı mekanizma oluyor. SIR modelinde biz tam çözümü bilmiyoruz ama şey görmek istiyoruz. Şimdi buradaki soru şey, bu parametreyi koyduğunuz zaman, mesela hangi parametreyi koyduğunuz zaman hangi bölümde ne tür eksponansiyel veya hangi kuvvet hızı şeyiyle çıkış yakalayacaksınız? Onu belki şey etmek olabilir. Yani hangi parametreyi ne şekilde değiştirdiğiniz zaman hangi bölgede ne tür bir kuvvet şeyi yakalarsınız? Yani o zaten esasında şurada gözüküyor hocam. Yani şurada şeyinizin Q up'la Q down'ınıza şu şekilde bağlı o. Şurada 0.5 ile verdiğim Q up. Ama egzak çözümü bilmiyorsunuz ki onu vereceğini. Ha tabii. Yani şey çizdirdiğiniz zaman görüyorsunuz. Öbür tabii. Hikayede SIS'te egzak çözümü bildiğimiz için geçişi yapabiliyorduk. Yani şunu şuna yaparsak power law bu şekilde olur diye. Anladım. Doğru. Onda diyecek bir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Bir de bu tip genelleştirmeler bir de şöyle de yapılıyor gördüğüm kadarında literatürde. Mesela buraları tamamen aynı bırakıp şuradaki türev ifadelerini genelleştirmiş türev ifade, Caputo fractional türev tanımlayarak da benzer şekilde yapılabilir ama yani sonuçta tabii aynı şey. Yani ha burayı genelleştirmişsiniz. Aynı şey mi o? Yani pardon, şey türev, fractional türeve geçtiğimiz zaman ben hiç bilmiyorum o konuyu. Tamamen farklı bir matematikten bahsetmiyor muyuz? Tabii ama yani sonuçta fractional türev yaptığınız zaman genellikle o fractional türevlerin sonuçları Mittag-Leffler fonksiyonları oluyor. Mittag-Leffler fonksiyonları da belli bir aralıkta power law veriyorlar. Her bölge için değil ama belli bir aralıkta. Dolayısıyla tamamen yabancı olduğum bir konu. Yani benzer sonuçların çıkması şaşırtıcı değil. Yani buraları eğer fractional derivative yaparsanız yine power law en azından belli bir aralıkta bulacaksınız. Pandemide çok uzun zaman aralığına yayılmadığı için o belli zaman aralığında power law gözlersiniz yine. Yani bir başka genelleştirme yolu da o tabii ki. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Hocam bu effective n diye tanımladığınız şey nedir? Rho çarpı n. Şu rho birden küçük bir sayı. Bu da normal popülasyon. Burada işin içine giren eleman sayısının normal popülasyondan her zaman daha küçük olduğunu düşünerek efektif bir pandemiye katılan popülasyon gibi düşünebilirsiniz bunu. O zaman rho'yu da mı estimate ettiniz? Evet, rho'yu tabii. Rho estimate ediliyor. Aynen. Kaç mertebesinde çıktı hatırlıyor musunuz? Nasıl? Rho kaç mertebesinde çıktı hatırlıyor musunuz? Rho tabii değişiyor şeyden şeye. Burada birkaç tane olabilir şeyde. Mesela aktif case'lerde 1, 2, 3, 4, 3, 4 10 üzeri eksi 3, 4 civarında.
Türkiye'de mesela 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 civarındaymış. Şeyde ise ölümlerde ise tabii onun neredeyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 üzeri eksi 6 civarında filan tabii. Yani onu da çok daha küçük bekliyorsunuz tabii. Çünkü sayılar çok daha küçük, ölüm sayıları. O civarlarda ama ülkeden ülkeye fark ediyor tabii yani. Türkiye için RO 1005 çıkmış. Yani 80 milyon değil, 400 binlik bir havuz içinde konuşuyoruz demektir ama. Onun evet. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gibi düşünebiliriz. Evet, neden o şekilde oluyor? Havuz neden küçük oluyor? Aslında RO fikri benim hoşuma gitti. Havuzu küçük. O da çünkü şeyi açıklıyor. Bakın dalgaları açıklayan şeyden biri de o. Yani birileri hep evlerinde oturuyorlar. Ondan sonra bir dalga rahatladığı zaman daha evvel hiç ortaya çıkmayan bir grup ortaya çıkıyor olabilir. Mutlaka. Çünkü mesela bu birinci dalga mesela bunu bir şekilde daha önceki yöntemdeki gibi ikinci dalgayı fit edecek şekilde genelleştirirseniz muhtemelen bu RO değişecek tabii ki. O da sizin dediğinize karşılık geliyor. Yani o dalgaları açıklamak için yani kullandığımız bir şey o. Bir belli yani nüfusun mesela şeyi alın, Çin'i alın, tamam mı? Çin'deki ilk dalgada nüfus Çin nüfusu değil. Nüfus Wuhan'ın nüfusu, tamamen izole olarak yaşadılar çünkü. Evet. Karantinada yaşadılar. Yani 3 milyarlık Çin'den değil, bütün ölüm oranlarını şunlara bunlara baktığımız zaman hep ülke şeyinde yapılıyor. Aslında 3 milyarlık Çin değil, işte 60 milyonluk Wuhan'dan bahsediyoruz. Kore'ye baktığımız zaman Kore'de de 1,5 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Çünkü onlar da çok izole tuttular. Şeyi anlıyorum, yani RO fikir güzel bir fikir ama çok düşük çıkmamış mı? Türkiye için 400 bin evet biraz düşük. Binde 5 çıkmış Türkiye için. Yani daha fazla insan Evet yani değerler tabii düşük ama hani fitten geldiği için yapacak da bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Ortada asıl soru işareti bütün bu vakalarda şunda bunda hepsinde olan semptomsuz geçirip hiçbir şekilde belli olmayanların ki şeyden anladığımız kadarıyla Sıla Hoca'nın konuşmasından bunu hiçbir zaman da anlayamayacağız. Çünkü T hücrelerinde bağışıklık oluyor. Onu da hastalanmadan gözlemek mümkün olmuyor anladığımız kadarıyla. Tabii etrafta hasta olup hiç semptom göstermeyen bir sürü. Ben hep immunity testleriyle anlaşılır diye ediyordum. O konuşmadan sonra artık ümidimi kestim. Bu hep bir sır olarak kalacak anlaşılan. Kaç kişinin bağışıklığı, yani kaç kişinin gerçekten hastalığa, virüse maruz kalıp da yani R grubunda kaç kişi var, bunu biz hiçbir zaman direkt edemeyeceğiz, göremeyeceğiz anladığım kadarıyla. Uğur Hocam, hiç Kalman filtresi tarzı araçlar kullanarak bu değişken parametreli modelleri estimate etmek mümkün acaba? Onlarla çalıştınız mı? Yok. Kalman filtresi seni benim bir öğrencim bir çalışmamızda kullandıydı ama ne için kullandıydı doğrusu çok eski olduğu için hatırlayamıyorum şimdi. Ama yani burada filan hiç kullanmadık. Ne için kullanılabilir o? Kalman filtresi durum uzay modellerini çözüyor. Orada gözlenemeyen değişkenler için de sanırım bir değişken tanımlamak, kullanmak mümkün. Ben de kendim kullanmadım da kullanan bir hocam vardı. O anlatıyordu bana. Siz zamana bağlı değişen parametre deyince aklıma Kalman filtresi geldi. Çünkü bu genişletilmiş Kalman filtresi bu parametreleri zamana bağlı tahmin etmeye yarıyor. Acaba dedim siz de kullandınız mı? Yok. İşte
Gerçi bu parametrelerin zamana bağlayan makalelerde de kullanını görmedim o şekilde. Ama kullanılabilir belki de. Yani bir fikrim yok. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Çok sağ olun hocam. Peki. Kapatalım o zaman. Çok teşekkür ederiz. Bir gün tatil yapıyoruz. Cuma günü yine seminerlerle devam ediyoruz. Benim anlatacaklarım aşağı yukarı bitti zaten. Şey gelseydi çok iyi olacaktı Hasan Hoca ama işte bir kızının okuluyla ilgilenmesi gerektiği için herhalde herkes anlar problemi. Lise kaydı için okullarla ilgilenmesi gerekiyormuş. Onun için hani herhalde mazeretini herkes anlayacaktır. Cuma günü görüşüyoruz o zaman. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler.